Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsunspor yönetiminin KAS'a bu kararla ilgili itirazda bulunduğunu belirtti. Daha önceki dönemden, yani mevcut şu andaki Samsunspor yönetimiyle ilgili olarak değil ama daha önceki dönemden gelen bir futbolcu borcunun geç ödenmesi dolayısıyla FIFA tarafından, yani Uluslararası Futbol Yönetimi tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilmiş olan talep ve talimat doğrultusunda, ki bugün Futbol Federasyonumuz da bir açıklama yaptı internet sitesinde, oradaki durumu anlattı. Bu doğrultuda Samsunspor'umuzun maalesef üzülerek 3 puanı silindi. Ancak şu anda şöyle bir durum mevzubahis. O da şudur. Şu anda Samsunspor yönetimi KAS'ta bu karara itiraz etmiş durumda. Daha doğrusu sürecin daha önceki işlemesi esnasında itirazını dile getirmişti. Bugün sabah ilk duruşmasını gördü. Buradaki sonucu bekleyeceğiz. Bunun tabii orada KAS'tan çıkacak olan farklı bir karar olur ise, bununla alakalı olarak tabii ki yine federasyonumuz o kararında gereğini tebliğ ederek Samsunspor'la ilgili olarak açıklayacaktır. Samsunspor'un Samsun şehrinin en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Bakan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü. Samsun'un en önemli değerlerinden bir tanesi. Benim de şu anda Gençlik ve Spor Bakanı olarak, aynı zamanda Samsun milletvekili olarak çok yakın takip ettiğim, her zaman da elimizden gelen her türlü desteği verdiğimiz ve tabii ki bizim şehrimizin takımı olması itibariyle de her zaman yanında olduğumuz bir camiadır. Ama şunu da görmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Samsun şehri, bunu üzülerek dile getiriyorum, yeteri kadar takımına sahip çıkmıyor. Bunu bütün açık yüreklilikle dile getiriyorum. Bu tip günler yaşandığında açıklama yapanlar ve aynı zamanda gelip de takıma bir takım destekler konusunda biz de varız diyenleri biz ihtiyaç olduğu zaman görmek istiyoruz. Şu anda bir seçim atmosferindeyiz. Ben hiçbir şekilde Samsunspor konusunun siyaset içerisinde kullanılmaması üzere çalışıyorum. Ve bu noktadaki duruşumu da ortaya koyuyorum. Herkesten de konunun ciddiyeti etrafında davranmasını, siyasi polemiğe girmemesini rica ediyorum.